Fırsat buldukça tabii sizleri ziyaret ettim ve orada tabii ki kendinden emin ve bunu atlatacağım diyen birçok kişiyle karşılaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Orada da işte sizlerin ve ekibinizin gücü onlara güç katmış oluyor. Kesinlikle. Muhteşem bir ekip diyebilirim. Evet. Emeklerinize sağlık. Ekran başında bizleri tabii siz sesi oluyorsunuz. Tüm sağlık çalışanlarının hocam. Doktora güvenmek lazım. Burada iletişimi çok iyi kurmak gerekiyor hocam. Evet. Başka şehirden de gelenler oluyor. Mutlaka yine dünyanın her yerinden geliyorlar. Evet. İşte tedavilerin olduktan sonra kontrollerini yapıyoruz. Çok güzel bir duygu. İyileştikten sonra hastaların iyileşmesi çok güzel duygu. Ama iyileşmeseler bile belli bir pozisyonda, yani hastalığı kontrol altına alıp onu dövüp yani bir daha ilerlemesini engelleyecek şekilde de yoluna devam eden birçok danışanımız var. Danışanlarımız, hastalarımız vardır. Bizim amacımız savaşmak. Kesinlikle. O bir düşman, tümör bir düşman, onunla savaşacağız. Elimizden geldiğince, çünkü bazen hani tümör korkutucu bile olmuş olsa, yani halk arasında çok korkutucu gibi görünse de, onun haricinde farklı hastalıklar ön plana çıkmaktadır. Kalpte, hastada kalp damar hastalıkları varsa, kalp yetmezliği, işte kalp yetmezliği demeyeyim işte damarsal problemler, başka enfeksiyon hastalıkları, başka şeyler olduğunda onların hastayı etki altına alması tümörden daha kötü olabiliyor. Tabii, tabii. O yüzden illa ben kanser hastasıyım, her şey yolunda gitmeyecek diye düşünmemek lazım.